Ostim'den geçerken adamlara dedim ki şu işlerimi hallet, sıra var dedi, bilmem ne dedi. Şimdi doğru söz sök 2 saat geri ayağına git. Allah Mehmet, Allah Şenol. Kafayı sökeceğim şimdi, Ostim'e bakıma gideceğim. Debriyaja basınca hava kaçırıyor araba ya. Arkadaşlar, dorseniz yeni olsun, eski olsun, dorsenin altından çıkarken kesinlikle altına taş koyun. Benden size söylemesi. Taşı koyun, gerisini sormayın bana. Anladınız mı? Dorse yürür abi. Balatası biter, fark etmezsin. Bırakır birden. Mahkemeye mi vereceksin dorseyi kaçtığı zaman? Allah korusun. Çok adam durduramadı buradan aşağı dorseyi, biliyor musunuz, zamanında? Geri geri kaçırdı. Gidiyoruz. Geliyorum. Mehmet, şu Şenol Usta'nın da yanına bir uğrayayım bakayım lan. Ölü 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 ölü. Tırlarda en tehlikeli şeylerden biri de kafayla bir yerden bir yere giderken kayması, biliyor musun? Çiğ yağdığı zaman Allah korusun var. Hiç. Hele bizim TK'ların var, önü ağır. TK mesela man arabası önce ön tekeri gömer çamura girdiğin zaman. Abi bir gaza dokunmayıver, Allah korusun, kayar valla. Ağır abi, hiç. Çok korkuyormuş gibi gideceksin. Acemi adam belki zor kaza yapar. Bakın şöyle araba devirenler, kaza yapan hep usta şoförlerdir. Bir şey olmaz falan filan. Bunlar şoförün düşmanıdır arkadaşlar. Şu güneş de ne güzel duruyor ya. Bak şu an badanajda kalkıyor araba. Ustalık sevmez şoför. Acemi gibi korkacaksın. Elin ayağın titriye titriye gideceksin. Tabii bir yere sığmadı arkadaş ya. Adama bir bağla. Adama da. Geldim Mehmet Bey. Bağalım. Ne olacak? Viyadüklerdeki şu ekler de var ya adam. İnce Oto Elektrik Memoli geldi. Memoli'ye geldi. Arabayı nereye çekeceğiz? Yoo, tırların önünde duruyor. Bence çare yok. Ustaların götünde geziyoruz lan. Ne yapıyorsun lan? İyi, burada yer varmış. Buraya dururuz daha iyice. Geri kameramız da yok ki. Böyle bir adam çıkıyor. Senden bana tek anı. Şöyle duralım daha iyice. Bakalım nasıl yanaşmışız. Güneş de beni bırakmıyor bugün ya, hayırlısı be. Ana durmuşum ya la. Nerede Mehmet Bey? Mehmet Bey nasılsınız? İyiyim abi, sen nasılsın? Geldim. Hoş geldin abi. Hani bebeler okuldaydı? O dün de abi, bugün okuldu. Siz niye pazartesi okula gidiyorsunuz la? Ne olacağınız siz okulda mezun olunca? Elektrikçi olacak. Böyle elektrikçi mi olacaksınız, böyle mi olacaksınız? Benim gibi olacaklar abi. Allah kahretmesin. Arabaya korna takılacak. Aldı bir tane adamı gidiyor. Koluna girdi gidiyor bari. Aşağı doğru gidiyor. Evet, bugün korna taktıracağız arkadaşlar. Bakalım olacak. Elektrikçi elektrikçi değil ki abi, şehir hastanesi gibi. Randevu aldık adamdan, gitti başka arabalarla ilgileniyor şimdi. Ben anlamadım ki yani. Korna taktıracağız. Elektrik işlerimiz var. Debriyaja basınca hava kaçırıyor araba. Allah Allah. Gitti gene lan.
Lan bu nasıl bir bebeğiymiş arkadaş ya. Hido Korna'ya da teşekkür ederiz hediyelerinden dolayı. Al çay karalımını ara, bunları ara bana da dedi. Durdun nereye daha dedi bakalım. Beni tanıyorlar da sen iplemiyorsun beni. Kardeşim ne geziyorsun aynı köyün delisi gibi ya. Abi, gelsene arabayın başına abi. Köyün delisi misin sen ya? İşim bu kurban ya. Allah Allah. Ne yapıyorsun, milletin arabasını eksper mi yapıyorsun? Abi adamlar kaç gündür buradalar ya. Kaç gündür buradasınız abi? La siz bunlara inanmayın. Usta pazartesi gelir cuma günü anahtar vurur ya. Olur mu? Adamlar benden memnun kalmasa da nereden geliyorlar? Nereden geliyorlar Mehmet? Aman da reklamını yapıyorsun. YouTube'a çıkacaksın ya. Rize'den. Sen Rizeli misin? Sen aynı Ayhan Ayhan Gıcır'a benziyorsun sen aynı la. Ayhan Gıcır'ı tanıyor musun? Yok ya. Vallahi aynı Ayhan Gıcır la bu. Yemin ederim. Sen bunların hepsini... La abi korna ne yapıyorsun sen korna bu? Çok özel hassas bir şey alıyorsun atıyorsun ya. Lan neresi hassas? Bak üstü korna la. Bak fabrikayı ararım. Aha oralara tak la. Buralarda dursun. Bakarım ben istersen. Yanlara işte abi, iki tane kısayı şapkaya takacaksın. İki deneyi de yanlara, üstte tavana. Şu tavanı şu. Yok öbür üstte. Abi bak kurban oldu. Hepsini şapkaya takmayacaksın hepsini. Hayır. Hepsini şapkaya. Hayır abi, iki tanesini yana takacaksın. Üstte. Tavan kaporta. Tavan. Üstte. Kaporta. Üstte diyorum, en üst tepede duracak ya. Ya tamam anladım, kaportaya mı şapkaya mı onu. Kaportaya. Abi onu nasıl yapacaksın? Ben, o senin işin. Ben onu kendim yapabilsem, sana söylesem zaten Mehmet. Ben kendim takardım bu kornayı. Mazot yapmazdım 100 milyon. Abi silikonlu mu ki tane civata? Ben bilmem. Civata istemem. Bu araba orijinal. Fabrikadan çıktığı gibi 600 bin kilometredi bu araba. Biz gaza basmıyoruz. Bismillah, fitese takıyoruz. Adam civata sokacağım diyor arabaya. Konuş. Konuş. Tavanı deleceğim diye ya. Garantisi benim diye. Bir şeyler diye. Yapsın. Bakıyorlar. Dört tane getirdim. Müteahhit yer aldı. Şimdi buraya binayı nasıl dikeceğini düşünüyor. Şimdi aralarında düşünüyorlar. Onu oraya sokacağız. Bunu buraya sokacağız. Bir şeyler yapıyorlar ama çözüm. Ne konuşuyorlar sence bunlar? Çırak Bey. Yakında sizin de videonuzu yapacağım çıraklar. İlk defa korna görmüş elektrikçi. Mehmet, bu arabaya bunu böyle dayadınız oldu mu bu şimdi? Tavanı çizecek. Bu ne ya? Allah Allah. Onu halledelim. Peki uzun oraya oluyor mu? Aa kısa oluyor ya. Uzun olur mu? Evet, buraya uzun gelebilirim. Şöyle de baksana. Uzunu vereyim mi be? Dur. Anladın mı? Uzunları mı oraya daha alım? Bak bakayım. Çoğu mu dışarıda durdu lan? Öyle yapabilin mi? Daha iyi, oraya saca yaparsın. Oraya çıkmışken şu sunroof'un oraya bastın. Bant çektiydim. Oraları da bir silikonla tertemiz yap. Yağmurda silikon mu tutar abi? Ne zaman tutacak bu silikon? Ben anlamadım. Silikondan da mı randevu alacağız? Yazın tutar abi. Yazın mı bekleyeceğiz biz? Yazın ben tavandaki silikonu ne yapayım? Davut abi. Değil mi Ayhan Gıcır? Davut abi. Var ya, burası çok karışık. Çay aralı da burada, yemin ediyorum beynimizi etti, akşama kadar bizi perişan eder. Evet arkadaşlar, şimdi tavanı nereye koyacağız? Şuraya takacağız. Arabanın tavanını delmeyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, anladınız mı? Tavanı delmeyeceğiz. Bunu buraya monte edecek ustalarımız. Şu oraya da silikonla tutturacak. Tamam, mevzu bir tarafı sağlam olsun. Arabanın tavanı delinmez. Bence yani. Hadi içer. Neyin ölçüsünü alıyorum ben anlamadım ki. Şu manyak gibi aynı lan. Tamam öyle kalsın. Cebis tamam. Tamam öyle kalsın dedikten sonra 10 santim daha kaymıştır. Takıyorlar. Tak baba tak. Tak baba bak. Tak baba tak. Tak baba tak. 4 tane civatayı takamadın ya. Arkadaş akşam oldu ya. Mahsus işi uzatıyor ki akşama kadar yövmeye yazmak için. Ben havayı doldurduktan sonra seni dinler miyim? Dın dın. Evet, gördüğünüz gibi benim arabamın ustası kömüş ünlü İsa Usta. Usta dediğin ayağına çağırmaz. Arabanın yanına gelir. Gördün ya arabanın eksiklerine bak. Geldik abi. Şu debriyaja basınca hava kaçırıyor arabala. Çalıştırayım mı bir? Çalıştır hava. Yani abi. Ben şuradan kaportacı Şenol Usta'ya gideceğim. Sen orada bekle, tamam mı? Sıkı tutun ama ha. Duydu.
Körüğü kaldırayım da bir yere yapışın. O sarrufa da sık şu çelik macunu, sık. Allah Allah. Ben tulumu giyince aklınıza geldi değil mi? Mehmet abi inşallah tulumu giydi demiş. İnşallah gelmez dermiş. Ne oldu? Akşam yatarken geleceğim dedin değil mi? Salı günü mü? Geldim. Kabus, kabus. Vardı ki iyi ki gelmedim. Mehmet abi gelmeyeceğini zannettim. Bu elektrikçiler için angarya iş bu işler. 5 tane ördek kaçırdı şimdi. ABZ Bey ne bilmem ne. Bu adamlar da 10 gündür burada yatıyor zavallılar. Arabanın beyni arızalıymış. Arkadaşlar okuyun da elektronik mühendisi olun değil mi? Yazılımcı olun. Bak kamyonlar sırada bekliyor. Ha ne var şu basarken de şu şapkayı bir kırsan da ben size bir orijinal man şapkası aldırsam. Nerede duruyor şuna bak hele. Bu değil de peron aynası aklıma geldi. Peron aynası burada. Şuna mı bastın? Nereden kayar da onu kırar da dedim. Ne olacak ya, alırsınız sıfır. 10 sene bana bedava işçilik yaparsınız. Ben çamura yatacak yer geziyorum zaten. Yerli alır da bak. Yerli mi? Yerli takacağına aynaya bakmam daha iyi. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Kamyoncu ne zaman yaşlanır biliyor musun? Ne yola bakmaktan, ne Gebze'de, Payas'ta, Karabük'te, İzmir'de işe bakmaktan. Ne kardan ne kıştan. Kamyoncu sanayide beklemekten kocar kardeşim. Sanayide var ya, belim ağrıdı sabahtan beri dolanacağım diye. Çay 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 çay. Şimdi bu çırak nereye bakıyor da ne iş öğreniyor? Ben ha sen nereye bakıyorsun iş öğreniyor? Oğlum adamın eline baksana. Ne tamam. Öyle yere bakıyor, ne düşünüyorsun? Sevgilin mi kaçtı? Yere bakıyor la oğlum, adamın eline bak, eline. Şuna bari, çırağın hiç olayla alakası yok ya. Orada öylece baston gibi dikili ya. Bundan ben bir çay isteyeyim de anca böyle. Bir çay getir la, bir çay getir. Senin işe yarayacağın yok, çay getir bayram ya. Sen nereye bakıyorsun? Arabanın tavanını yeniden mi icat edeceksin? Oğlum ustanın eline bak. Ben eli görünmüyor ki. Nerede eski ustalar? Şöyle kulağını tozuna çaktın. Şiddete karşıyız. He? İnsanlar her şeyi sevgiyle öğrenir. Ben hiç sevgi görmedim, her şeyi gene öğrendim. Nasıl oldu bu? Ne? Dayı sonu 0661 var mı? Yok öyle. Yok öyleyse almıyorum o zaman. Almıyorum o zaman. Kazancımız bilek zoru. Rabbim sen kamyoncuyu, otobüsçüyü koru. Biz helalinden zor kazanıyoruz. Haramından nasıl kazanacağız? Canavar, canavar ya. Canavar la. Sizin montlar aynı mı la? Pişti olmuşsunuz. Okuldan veriyorlar bunu. Çıralık eğitimden veriyorlar valla. Güzel mont veriyorlarmış lan. Yeter oğlum yeter, sen oraya ne yapıyorsun? Boru hattı mı çekiyorsun ya? Araba zaten hava kaçağı azdı. Şimdi iyice hava kaçağı çoğalır. 40 tane jack taktı arabaya. Şimdi ustalara kızıyoruz ama hakkını da yemeyeceğim. Bak adam şu haline bak, boruyu hortumu takacağım diye, kablo bağlayacağım diye. Ne yapsın? Akşamda hesabı oturunca ne yaptın ki? 4 tane civata sıktın. Dayı diyor abi. Gördün ya hali. Bir adama milyar ver, yoldan geçen adama şu pozisyonu düşmez. Ama nedir? Ekmek. En namuslu şey. Helal kazanç. Değil mi la? Bak ben sana ders veriyorum. Ben normalde video çekmiyorum. Sana anlatıyorum. Sana. Başarının basamaklarını tek tek çıkacaksın. Çırak bey. Birden zıplamayacaksın. Tek tek. Tek tek. Çık bakayım bir tek tek. Yavaş yavaş. Ne kadar yavaş çıkarsan o kadar sağlam ilerlersin. Gördün mü? Hedefe ulaştın. Mehmet'in sinirleri gerilmeye başladı. Gayet sakin. Müşteri kaçtıkça, müşterileri sıkıştırdıkça. Gayet sakin. İki tane adamı meşgul ettin diye. Aynen öyle yaptın abi. Ne olacak abi? Yapacak bir şey yok abi. Bu araba değil mi dayı? Arabada sorun yok abi. Kimde sorun var? Sende abi. Neden böyle Mehmet'ciğim? Abi neden böyle? Sen bizi çok bunaltıyorsun abi. Ne yapıyorsun? Bunaltıyorsun.
plastik kelepçeyle pantolonunu bağlayan elektrikçi. TTR kabloya fısıldayan adam. Mehmet. Doğru söylüyorsun. Bir kamyonun en büyük sorunu arkadaşlar bu kabin kaldırma. Bu kabin kaldırmaya fabrikada şuraya motoru koyup da fark koymadan kamyoncuya satmıyorlar. Doğru mu abi? Ya şunu bir otomatik yapın da düğmeli yapın arkadaş. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Taş devrinde miyiz biz ya? Allah Allah. Yalandan lamba takıyorlar arabaya. Lamba takıyorlar. Şu kabin kaldırma motoru tak ya. Tatlı kaç lira dayı? 4. Kaç? Tatlı mı alacaksın, çekeceksin? Arabayı mı çekeceksin? Ne yapıyorsun sen ya 4 milyon liraya? Ya, yanında ne vereyim bunu? Kurusun 100,5 lira. 3,5 olsa da 3 tane versen olmaz mı? Aha. Olur da. Bir de her şey pazarlık. Allah çarşını pazar etsin tatlıcı dayı. Ver çırağı da ver. Onun gözü yükseklerde. 2 tane yala istiyorsan. Bu tatlının adını söylemeyeceğim. Gerek yok. Bereket olsun. Hadi yolun açık olsun dede. Afiyet olsun sana. İnşallah midemiz yanmaz. Şeker şeker. Yok. Tamam anladım. Tarım Bakanlığı'ndan onaylı. Burada kamyoncu randevu alıyor şu an Mehmet'ten. Ne kadar güzel gülüyor görüyor musunuz bak. Yani hiç anlamıyormuş gibi bakıyor insanlara. İşte memlekette oto elektrikçi olmak böyle bir şey dayı. Randevulu çalışıyor. Arabada takımları kontrol ediyor lazım mı diye. Herkes sırasını bilecek. Kaç araba var sırada bekleyen? 13 13 diyecektin az daha la. 2 3 4 5. 5. 2 de öyle gelir. 2 de ördek gelir. 11 yeter. Yeter. Ha şu araba tanker o bizde. O 6 aydır buradasın. Yok o bizim kendi arabamız. He kendi boşta kaldı mı topluyor? He boşta kaldı. Öğlen yemeklerini arası. Aynen. İşi biliyor musun Mehmet ya buraları sen alacaksın gibi geliyor. Yavaş yavaş. Abi. Bu videoyu unutmayın arkadaşlar. Mehmet'in sadece şuraydı dükkanı. 20 sene sonra burada 15 tane dükkan olacak bunun. Nasıl olur? Hadi bakalım. Kamyoncular kendi elinde kendi parçalarını kendileri yapıyor arabalar. Ha ne lan? Yani ben sizi YouTube'dan anladım. Ya. He? Anlamam ya. YouTube'dan alacaktım. Havayı. Tüpten al diyor, tüpten, tüpten. Hava tüpünden alacaksın havayı. Sen niye öyle oturuyorsun lan? Şu oturuşa bakar. Ya abi. Akşam döversen abi, ustama lazımdı. Abi kabin yalama oldu ya. 80 kere açtınız, indirdiniz, kapattınız ya. Bu araba orijinal fabrikadan çıktığı gibi ya. Şimdi vurabilirsin gelini. Öpebilirsin gelin ustayı. Abi. Abi serbest vurabilirsin. Bir tane çak hele şunu. Çadık hava yerine gelsin. Sabahtan beri inçik inçik. Hortumun başı kıbleye gelecek. Hortumun başı kıbleye gelecek. Ya bebe arabada basılmayacak nere? Sen ne kaba bir uyuz bir bebeymiş. Lan nerelere basıyorsun sen ayağı? Düzelt lan nerelere. Ben bıktım senden ya. Arabanın her tarafını kelepçe yaptın ya. Senden bıktım ne ya. Gideceğim bir daha gelmeyeceğim. Buradan fabrika sahiplerine söylüyorum. Bana hediye mediye göndermeyin kardeş. Evet göndermeyin. Mağdur kardeş. Olan ben değilim. Bunlar mağdur. Gönderiyorsanız dağıtıracak yeri de söyle. He dağıtırma parasını da gönder. He yapıyorsanız iyilik yap. Deme lan çırak. Ben para kazanamam o zaman. Ne parası? Şimdi Çaykaralı abim. Ya abi geriden çeksene. Ben sana param vereceğim. Vereceksin tabii. Ne vereceğim ben sana? TL yoksa bu adam para vermiyor abi. Duyamadık. Para vermiyor bu adam abi. Ne yapacağız? Hediyeyi gönderen arkadaş. Parasını da benim hesaba göndersin abi. Dağma parasını. Aynen abi. Olmaz böyle değil mi? Terbiyesizlik ya. Hem yani. Hediye gönderiyorsun hem çay karal. Bu akşam olacak abi. Evet. İki tane adam verdik uğraşıyorlar. Biz korna bedava, biri dağma bedava. Biri gönderiyor bedava, biri arabasına da attırıyor. Olan bize oluyor. Olmaz abi. Yapacak bir şey yok.
Şimdi bu oldu. Şimdi bu oldu lan. Oldu mu? Oldu. Bas bas. Sanki bas. Oldu değil mi? Kapat istomet, mazot 11 milyon lan. Kapat istomet. Kayıp baba 11 milyon. Debreze niye basmıyor? Tarla ne abi? Ben sana demedim mi manı satma, ağzında diş kalmaz diye. Ne oldu? Abi yıldız. Ne? Yıldız. Manı sattı adamın ağzında diş kalmadı lan. Abi. Ha öyle elinde gezersin işte. Ben sana demedim mi manı satma diye. Gittin bunu aldın. Buyurun abi. Elinde abi. Peteklerle gezin. Petek bozulmuş. Sen ne yapıyorsun? He? Petek bozulmuş. Ne olacak ya? Abi jantlarımız Alcoa jant. Evet. Kim jant? Kimse de bulamazsın abi. Var, Nazım'da var. Kimde var? Nazım Zeki de var. Kaç model arabası abi? 2019 mu? 2020 mi ne? Abi 2014 bir de araba. Buyurun abi. Bodrum Meydan. Bodrum Meydan. Eyvah. Mercedes'ler gaza geldi. Bakalım arabanın içine bak. Bu arabanın içi oyuncak dükkanı gibi la bu. Bu ne dayı la? Tampon içinde geziyor arabanın. Ne bu? Bunun göğsü nerede dayı la? Evet, çok bakımlı bir arabaymış. Gördük. Harika ya. Leke yok arabada ya. Göster gidin. Abi koltuğumuz döner koltuktur. Sen niye böyle şeyleri yapıyorsun Notar'da abi? İşin gücün yok musun? Abi, gel abi. Aksesuar desen abi ona keza çıkarmalar. 10 numara diyorsun. Mandan abi. 10 numara diyorsun. Varsa rakip tanımam abi. Televizyon, müzik sistemi, kamera sistemi buyurun abi. Kameralar. Ne yapıyorsunuz siz bu arabada? Kendi çekiyorum abi. Var mı bir şey? Söylemek istediğim bir şey var mı benim takipçilerime? Herkese saygılar. Selam. Emmim olur. Abi ne rekoru ne hortum fiyatı Mehmet abi, ben anlamadım. Ben haçlımı verip gideceğim abi, sen benim sponsorum değil misin? Değilim abi.